Her yerde onur duyduğunu, gurur duyduğunu söyledi. Yurttaş için yaptığını söyledi. Niye? Biz yaptığımızı savunuruz. Söylediğimizi yaparız. Şimdi bugün burada bir karar okunacak. Meclis başkanı yok. Aylar, biz şimdi usul tartışıyoruz. Eğer siz bu usule uygundur diyorsanız, Numan Kurtulmuş usulsüzlük yapıyor aylardır. Eğer burada usule uygun bir şey yapılıyorsa, Numan Kurtulmuş'u ne yapacağız? Ama açık konuşacağım, kusura bakmayın. Numan Kurtulmuş okumuyor. Okunduğu gün ülkede bulunmuyor. Celala'dan okumuyor. Sırrı Süreyya'dan okumuyor. Gülizar Hanım okumuyor. Bekir Bozdağ okuyor. Bu da tarihin bize bir ironisidir. Hak ediyor okumayı çünkü. O hak ediyor okumayı. Kimsenin açıkça ben çıktım. Bu kararı okuyacağım meclis kürsüsünde. Okutacağım diyemediği bir şeyi meclisin açılışına 3 dakika kala, 5 dakika kala danışma kurulunu. Sayın Baş, lütfen tamamlayın. Danışma kurulunu topluyorlar. Apar topar kapkaçla, yaptığını savunamayacak bir korkaklıkla bunu meclise getirelim, hemen geçirelim diyor. Kim diyor? Arkadaşlar, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bir kural vardır. Bazen suçlu olduğunu bildiklerinizi, mafyada böyle yaparlar. Bazen suçlu olduklarını bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ yaptırırsın bunu ancak. Başkası çıkıp şunu savunamaz. Ama yapın, yapın, yapın. Vallahi yapın. Bakın, ben Can diyorum. Resmi adı Şerafettin Can Atalay'dır. Amcası Şerafettin Atalay'ın adını taşır. Amcası 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi Amasya İl Başkanı iken katledilmiştir. Ve ne mutlu bize ki öldürseniz de, vekilliğimizi düşürseniz de size asla boyun eğmeyeceğiz. Hatay halkı size asla boyun eğmeyecek. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Evet, teşekkür ediyoruz. Değerli milletvekilleri, tutumunda bir değişiklik yoktur. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir yazısı vardır, okutuyorum. Buyurun. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dairemizin 2023 Taksim 12611 esasında kayıtlı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin 2022 Taksim 1270 esas 2022 Taksim 1463 sayılı kararına konu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021 Taksim 178 esas sayılı dava dosyasında mahkemece verilen 27-12-2023 tarih ve 2021 Taksim 178 esas 2022 Taksim 178 sayılı ek karar üzerine yapılan inceleme sonucunda verilen 03-01-2024 2023-12-611 esas 2024 Taksim 1 değişik kararı uygun bulunmuştur. Bilgilerinize arz olur Metin Şertürk Daire Başkanı. Değerli milletvekilleri, anayasanın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir kuruluşu teşkil eden ve anayasanın 84. maddesinin 2. fıkrası gereğince bilgiye sunulan teselli etmiş mahkeme kararı doğrultusunda Hatay milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşmüştür. Değerli milletvekilleri, evet, Türk televizyonlarında maalesef hiç tanık olmadığımız bir olayla karşı karşıyayız efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili, seçilmiş milletvekilinin milletvekilliği. Biraz evvel Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği biraz evvel yüksek yargıda yaşanan krizin ardından düşürüldü. Çok da söyleyecek bir söz bulamıyoruz bazen. Sayın Kaboğlu, sizden devam edelim. Devam etmenizi rica edelim efendim. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu esef verici tablo karşısında belki hukuken söylenecek fazla bir şey yok denebilir. Ancak şunu sonuna kadar sürdürmemizde yarar var. Hukuki bilgi kirliliğine geçit vermememiz gerekiyor.
Biraz önce AKP Grup Başkanı, daha önce Grup Başkan Vekili anayasayı belki hukukçu kimliklerine sığınarak aldılar. Anayasanın maddelerini okumaya çalıştılar. 84. madde dediler, 154. madde dediler ve bunları yanlış okudular. Yani burada dezenformasyon yarattılar. Bakın Serap Hanım, sevgili Balbay, bildiğiniz gibi burada bir anayasal belirsizlik yok. Burada bir görev ve yetki uyuşmazlığı yok. Burada açıkça anayasanın ihlali söz konusu. Yani buradaki sorun anayasal belirsizlikten kaynaklanmıyor. Anayasanın açıkça ihlal edilmesinden kaynaklanıyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi anayasa kararını tanımıyorum dedi. Onun ötesine geçti. Yürütme onu destekledi. Şimdi ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yaklaşık olarak 3 aydır işlemekte olduğu anayasa suçuna Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak oldu. Burada iki madde önemli. Yollama yaptıkları iki madde önemli. 84. madde diyor ki kesinleşmiş hüküm diyor. Şimdi Balbay hatırlayacaktır. Referans verdi. Şeye kadar geldik. Can Atalay'a kadar verdik. 84. madde çerçevesinde kesinleşmiş hüküm yoktur. Ne zaman ki Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolu açıldı ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmaya başlandı, o zaman Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeni bir karar tesis edilinceye kadar, hüküm tesis edilinceye kadar o maddede, o maddeye göre kesinleşmiş hüküm bulunmuyor. Birincisi bu. İkincisi 154. maddeyi örnek gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı dedi ki burada Yargıtay kararı son inceleme merciidir diyor. Fakat şunu belirtmeden, ya eğer diyor kanun başka bir merciye şeyi bırakmamışsa anayasa bırakıyor. Yani şimdi 2010 anayasa değişikliğindeki 2010 anayasa değişikliğinin öncüsü Adalet ve Kalkınma Partisi, 2010 anayasa değişikliğine göre Anayasa Mahkemesi'ne veriliyor bu yetki. Dolayısıyla şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanıdıktan sonra artık 84. maddeyi, 154. maddeyi yeniden yazmasak da o doğrultuda yorumlamamız, değerlendirmemiz ve o doğrultuda uygulamamız gerekiyor. Yani insan hakları uyuşmazlığı, insan hakları hukuku bakımından Anayasa Mahkemesi üste çıkarılmış oluyor. Anayasa Mahkemesi öne çıkarılmış oluyor. Bu açık. Yani anayasanın hükümleri bunu açıkça ortaya koyuyor. Mecliste bağırmanın anlamı yok.